Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızın etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma milimetrik malzeme işlemeden göz ameliyatlarına kadar birçok alanda kullanılan lazer teknolojilerini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Konuğumuz tek bir evrensel lazer çözümü üzerine çalışan ve Avrupa Araştırma Komisyonu'ndan gelişmiş İB desteği alan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer İlday hocamız olacak. Kendisi telefonla canlı yayımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım hattımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Öncelikle Bilal Bey, bütün dinleyicilerimizin bayramını kutlamak istiyoruz. Bayram öncesi bugün sizlere BTK tarafından sunulan yeni bir hizmetten bahsedeceğiz. Gerçekten kullanıcılarımıza çok faydası olacağını düşünüyoruz. Çok heyecanlı. Elektronik haberleşme sektöründe biliyorsunuz abonelik devirlerinde, farklı bir abonelik sürecinde siz GSM operatöründe değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınızda yapmak isteyebilirsiniz. Bir imza süreci yürüyor. Bu imza sürecini artık yapılan çalışmalarla ortadan kaldırıyoruz. Abonelik işlemi için online bir başvuru yaptığınız zaman gidip imza atmanıza gerek kalmıyor. Bu imza ile yaptığınız onay işlemini artık E-Devlet kapısından verebileceksiniz. E-imzası mı olması lazım, ona da mı gerek yok? Hayır, elektronik imzaya gerek yok. Şifreyle giriş yapılabiliyor. Harika olmuş. Çok pratik olmuş. Çok teşekkür ederiz. Alo. Alo, Bilal Bey. Çok teşekkür ederiz. Sizin şahsınızda tüm ekibin bayramını kutlarım. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'u ağırladık. Yepyeni önemli bir hizmeti bizimle paylaştı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer İlday hocamız telefon attığımızda. Ömer hocam. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler. Hocam şeref verdiniz. Çok da önemli bir haberle geldiniz. Onu da konuşacağız. Onu soracağım size. Avrupa Araştırma Komisyonu'ndan gelişmiş İB desteği aldınız. Bu da gurur verici bizim için. Öncelikle lazer teknolojiden hiç bilmeyenler için lazer teknolojisi nedir, nasıl çalışır gibi bir kavramsal girişle girelim mi hocam? Tabii ki. Öncelikle şeref benim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok gururlandım. Çok sağ olun hocam. Daha çocukluğumdan beri bir TRT radyo dinleyicisi olarak ilk kez TRT radyoyu konuşmaktan büyük... Ne güzel hocam. İlk göz ağrınız olmak da çok güzel. Şeref verdiniz tekrar. Bir müdava bilmeyeyim. Sağ olun hocam. Buyurun. Evet, lazer teknolojisi hayatımızın her tarafında. Çoğu kez gözümüz çok görmese, daha arka planda işleri hallediyor olsa da hayatımızın her tarafında var. Lazer biliyorsunuz ışığın evre uyumlu denilen özel bir halini oluşturan bir mekanizma. 1960'larda ilk olarak geliştirildi, keşfedildi. Ve aslında lazer kelimesi bir kısaltma. İngilizce'de laser, light amplification, ışığın kuvvetlendirilmesi. By stimulated emission of radiation, yani uyarılmış bir şekilde ışığın çıkması, radyosun çıkmasıyla ışığın kuvvetlendirilmesi anlamına geliyor. Lazer yapan Türkçesi şu. Işık taneciklerden oluşuyor. Bunlara fotonlar diyoruz. Normalde fotonlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmek zorunda değil. Bunların fazları dediğimiz özellikleri birbirleriyle rastgele olur. Mesela herhangi bir güneş ışığını veya bir lambayı düşünürseniz içinden çıkan sayısız fotonun her biri farklı bir fazla çıkar. Lazerde bunların hepsi ortak bir faza sahip oluyorlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir grup insanın uyumsuz adımla yürümesini bir asker birliği gibi rap rap eş adımla yürümesine benzetebiliriz. Hı hı. Lazer rap 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 diye eş adımla yürüyen bir grup asker, normal ışık kaynakları, güneş, lambalar, ateşten çıkan ışık, bunlar ise rastgele adım atan bir grup insan gibi. Hı hı. Şimdi lazer teknolojisi telekomünikasyondan, çok büyük ihtimalle sizin şu anki görüşmemizi sağlayan kablolardan, artık çok kullanılmasa da evimizdeki DVD, CD, Blu-ray'lerin okunup yazılmasından, çeşitli tıbbi ameliyatlardan
Hemen hemen artık hepimizin hayatındaki işte cep telefonu gibi cihazların ekranlarının canlarının kesilmesinden işte büyük gemilerden arabaların üretimine kadar üretim teknolojisinde her yerde yer alan bir teknoloji. Çok geniş bir kullanım alanı var gördüğüm kadarıyla. Hocam siz bir röportajınızı okumuştum program öncesinde. Bu rastgelelik ve bu rastgelelikle ilgili bu kendinden oluşan organizan fikrin neden malzemelerin üzerinde kendinden desen oluşumunu uygulamıyoruz çözümüyle çıkmış sizin çalışmanızın şeyi de. Onların kuantum fiziğindeki gibi öyle kendiliğinden oluşan bir yapısı mı var? Öyle diyebilir miyiz? Şöyle, lazerin kendisi zaten bir kendiliğinden organizasyon süreci. Bu fotonların birbiriyle uyumlu bir şekilde hale gelmesi, bir lazerin düğmesini açıp açtığınızda hemen kendiliğinden oluşan bir şey. Yani kimse o fotonları bir mekanik bir yapıdan geçirerek bu hale getirmiyor. Birbiriyle uyumlu olan fotonlar sayıca daha fazla çoğalıp bir anda lazerin içerisindeki ışığı ele geçiriyorlar gibi düşünebilirim. Ama bu basit bir örneği. İşte 60'lardan beri biliyoruz. Bu kendiliğinden organizasyonun göreceli basit bir örneği. En karmaşık örneğini biyolojik canlı olarak bizler sürekli gösteriyoruz. İşte hücrelerimizin içerisinde her an için sayısız miktarda süreç kendini organize bir şekilde oluyor. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalar bu en karmaşık biyolojik ve çok da iyi anlamadığımız seviyeye göre çok basit. Ama sıradan bir lazerdeki kendini organizasyona göre de çok daha sofistike. Ve onu söylemeden önce birazcık lazerin çeşitlerinden size bahsedeyim istedim. Olur hocam. Şimdi lazer ışığı dediğimiz zaman tek tip bir lazer yok. Pek çok çeşitli lazerler var. Hepsinin ortak noktası demin dediğim gibi fotonların birbiriyle uyumlu bir şekilde uyumlu adımlarla ilerleyen askerler gibi ilerlemesi. Ama bunun ötesinde başka özellikler de var. Bunlardan bir tanesi yine göreceli basit bir özellik. Lazerin dalga boyunu. Yani dalga boyu askerlerin attığı adımların uzunluğunun muadili gibi düşünün. Pratik anlamda da biz bunu lazer ışığının rengi olarak görüyoruz. İşte kırmızı renkli olabilir lazer, yeşil renkli olabilir, mavi renkli olabilir. Bu lazerin yine bir özelliği. Fakat çok daha önemli, çok daha sonuçları dramatik olarak değiştiren başka bir özelliği daha var lazerin. O da şu, lazerden ışık sürekli mi çıkıyor yoksa kesintili aralıklı mı çıkıyor? Şimdi keşfedildiğinde ilk yapılan lazerlerin hepsinden ışık sürekli olarak çıkıyordu. Bugün de hala dünyada en çok kullanılan lazer tipi sürekli ışıma denilen, İngilizce'de continuous wave'in kısaltması CW olarak da bilinen lazer tipleri. Bunlar basitler, dolayısıyla daha düşük maliyetliler, dolayısıyla daha sıklıkla kullanılıyorlar. Ama burada ışık sürekli çıktığı için lazerin gücü de çıkan ortalama güçle limitli. 1 wattlık bir lazeriniz varsa 1 wattlık bir etki yaratıyor bir malzemeyle etkileşime geçtiğinde. Fakat 60'larda hemen bulundu ki lazerlerden ışığı sürekli değil de kesintili aralıklı olarak, biz buna atımlı diyoruz. Hani kalp atışının atımları gibi düşünün. Tık 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 vurarak bir şekilde çıkartmak da mümkün. Bu 60'larda çok basit bir seviyedeydi. Ama ilerleyen yıllarda, 10 yıllarda gelişti. Ve bizim çalışmamızın konusu olan lazerlere geldiğimizde artık atımlar o kadar hızlı ve o kadar kısa süreli ki bunlar insanoğlunun yarattığı, yaptığı en hızlı olaylar olarak biliniyor. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Bu atımları, dalga boylarını sizin asker örneğinden adımların boyunu biz ayarlıyoruz değil mi? Yapacağımız, kullanacağımız alana göre. Biz ayarlıyoruz ama bu analoji üzerinden devam edecek olursak şöyle düşünmemiz gerekir. Artık askerler sırayla ilerlemiyorlar. Bir grup asker rap koşup geçiyor. Ardından uzun süre kimse gelmiyor. Son bir grup asker daha yine rap koşup geçiyor. Bu her bir grup askeri bir atım gibi düşünün. Ama şimdi askerlerde analoji burada artık kırılmaya başlıyor. Askerlerle pek kolay yapamayacağınız bir şeyi lazerlerle kolaylıkla yapıyoruz. Askerler biraz elektronlar gibiler. Elektronları üst üste bindiremezsiniz. Askerleri de üst üste bindiremiyoruz. Hadi yani birinin omzunda bir asker olsun ama kaç kişi kaç kişinin omzuna çıkacak. Fotonlar ise istediğimiz kadar üst üste bindirebiliyoruz. Şöyle düşünün, biz koca bir birlik askeri rap yürütürken bunları gruplara ayırdık ve her bir grubun içerisinde üst üste birbirinin omzuna çıkmış yüzlerce binlerce asker.
hatta bizim durumumuzda işte 10 üzeri 10'lar, milyarlarca foton bir arada birbirinin üstüne çıkmış ve yine rap rap uyumlu bir şekilde çıktığı zaman müthiş yeni şeyler mümkün oluyor. Bu da yapacağın işe göre mi değişiyor? Mesela göz ameliyatında başka, iPhone'un ekranını yaparken başka gibi. Mesela şimdi bir malzemeyle lazer etkisinin olabilmesi için yeterince çok güç vermeniz gerekiyor ama mesela camı düşünün veya gözü düşünün. Bunların ikisi de çok büyük oranda saydam malzemeler. Adı üzerinde cam. Gözümüzde saydam olduğu için ışık onun içerisinden geçip retinaya ulaşıyor. Şimdi bu malzemelerde lazerin etkisi normal şartlarda sıfıra yakın. İçinden aynen geçiveriyor ışık. Lazerin etkisini arttırmanız için gücünü çok arttırmanız lazım. Ve bu atımları yaparsanız, bunlar dediğimiz gibi tabiriyle ultra hızlı olursa, anlık olarak güçler o kadar fazla oluyor ki normalde saydam olan malzemeyi bile malzeme bile işlenebilir hale geliyor. Artık saydamlığını kaybediyor. Çünkü birden çok foton bir arada imajı usulüyle bir etkide bulunuyorlar. Ve siz bir camı çok az bir enerji vererek, anlık olarak çok yüksek güç vererek mesela kesebiliyorsunuz. Aynı şeyi klasik bir CW lazerle, atımsız bir lazerle yapmaya kalksanız o kadar çok güç vermeniz gerekir ki camı çatlatır veya gözü yakacak. Zarar verir. Alo? Evet. Ha, zarar verir değil mi hocam? O bir ters taraftan bakacaksak. Zarar vermemek için işte bu çok kısa atımları kullanıyoruz. Ve en hassas malzemeleri gözümüz, beyin dokusu, cam gibi üzerine titrini izleneceğimiz malzemeleri bu şekilde işleyebiliyoruz. Bizim yaptığımız keşifler ve bu projemiz de bununla alakalı işte. Ama isterseniz oraya geçmeden önce sizin bir başka sorunuz var mı? Geçebiliriz hocam. Siz hatta buna evrensel, tek bir tane evrensel lazer çözümü diyorsunuz sanırım bu çalışmanıza. Evet. Benim iddiam da şu, bu tabii riskli ve yepyeni bir iddia. Şu an kimsenin aklında olmayan bir fikri sunduk. Bu destekler zaten böyle yüksek riskli ve radikal yeni fikirlere yönelik. Biz de şöyle yola çıktık. Şimdi bugün bu sürekli ışıma yapan lazerler var. İşte Türkiye sanayinde de çok büyük yere sahip bunlar. Bursa, Gebze bölgesine özellikle giderseniz binlerce lazer her an çalışıp bir takım malzemeleri kesip içip şekillendiriyorlar. Otomobillerden, işte gemi levhalarından başka şeylere kadar. Bir yandan da işte göz ameliyatlarında kullanılan veya cep telefonunun camlarını kesen bu çok hassas lazerlerimiz var. Bunların ikisi birbirinden, ikisi de lazer günün sonunda ama ikisi birbirinden çok farklı. Biri diğerinin yerinde kullanılamıyor. Bir de başka bir şey daha var. Günümüz artık 3 boyutlu yazıcılar dünyası. Ve bu 3 boyutlu yazıcıların da en iyileri, endüstriyel olanları lazerle çalışıyor. Bunlar da yine ayrı özelliklere sahipler. Fakat işte akıllı teknolojiler, yeni kuşak endüstri derken bütün bu üretim süreçlerini bir araya getirip tek bir ortamda birleştirmek için büyük bir motivasyon var. Örneğin bir 3 boyutlu yazıcı düşünün ki bunun içerisinde şimdi bir malzemeyi üretiyorsunuz. Hiçbir 3 boyutlu yazıcı malzeme yeterince iyi bir yüzeyle size sunmuyor. Onun için alıp üzerine başka bir sürü süreçlerden daha geçiriyorsunuz. Ve bir takım kısımlarını kesmeniz, çıkartmanız gerekiyor. Onun için onu ayrı bir lazerin altına koyuyorsunuz. Bütün bunları yapmak yerine elimizde tek bir lazer olsa ve sadece elektronik olarak bir takım komutları vererek lazeri anlık olarak özelliğini değiştirsek, bir an için geleneksel sürekli ışımalı yüksek güçlü bir lazer gibi olsa, bir başka anda 3 boyutlu yazıcı için uygun bir safhaya geçse, bir başka anda da demin bahsettiğim ultra hızlı, ultra hassas, etrafa hiç zarar vermeyen lazer olsa. Bizim yola çıkış amacımız bütün bunları aynı anda yapan, dolayısıyla tek bir işlemi tek bir noktada bitirebilecek bir lazer ortaya koyabilir miyiz? Bu her malzemeye istediğimiz gibi etki yaratabilir mi? Bu hedefle yola çıktık. Bunun sonucunda tek bir cihaz çıkar değil mi hocam? Eğer bu çalışmaların sonucu olarak tek bir cihaz, tek bir teknolojiyle bütün bu dediğiniz her şeyi yapabileceğiz anlamı çıkar mı? Bu mümkün. Yani büyük ihtimalle günün sonunda insanlar yine lazerleri işte değişik güç seviyelerinde üretip çünkü bir yandan da güçle maliyet birbiriyle orantılı. Bütün her şey için tek bir lazer gibi düşünmeyelim de bütün
her üretimsel süreç için tek bir lazer gibi düşünelim. Evet, hedef bu. Ama bu hedefe ulaşmak için de radikal olarak yeni bir lazer tipi önermemiz gerekiyordu. Çünkü ve bu demin sizin sorduğunuz kuantumdan ilham alan işin mihenk noktası da bu. Tam onu soracağım. İşte belki de şimdi tam sırası. Ama öncesinde yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar etmekte fayda var. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ömer İlda hocamızla lazer fiziğini, lazer teknolojilerini konuşuyoruz. Hocam o sizin ilham aldığınız şey neydi? Benim ilham aldığım şeyi söylemeden önce problemi size bir söyleyeyim. Problem de şu. Bu dediğimizi yapabilmek için bu atomları birbirinden aralıklarını çok hassas bir şekilde ayarlayabilir ve gerektiğinde şimdiye kadar hiç yapılmadığı kadar küçük yapabilir olmamız gerekiyor. Yani şu an tipik olarak lazerlerde iki atomun arasında saniyenin milyonda biri kadar süre geçerken, mikrosaniye geçerken biz istiyoruz ki saniyenin milyarda hatta milyon kere milyonda biri kadar süre geçebilir olsun. Bu gigahertz hatta terahertz frekanslara çıkmak demek oluyor. Ve bu şu anki lazer teknolojisiyle mümkün değil. Değil. Biz bunun için şöyle bir şey önerdik. Neden mümkün değil? Çünkü bu atomla birbirine çok yakın tutmak için lazerin ebatını küçültmeniz gerekiyor. Ebatını küçülttüğün zaman da içinde depolayabileceğiniz enerji güç azalıyor. İşinize yaramaz hale geliyor. Anladım. O zaman biz ne dedik? Biz madem lazeri bu kadar küçük yapamıyoruz, aynı lazerin içerisine bir ipte dizilmiş boncuklar gibi veya daha da doğru analojisiyle bir malzemede yan yana dizilmiş atomlar gibi tek bir lazerin içerisinde binlerce atomu bir araya dizelim dedik. Bunu dizmek için onların aralarında bir etkileşim yaratmanız gerekiyor. Yoksa bunlar yaramaz çocuklar gibi koşturuyorlar, yerlerinde durmuyorlar. Bu yaramaz çocukları zaptırat altına almak için ilhamımızı kuantum fiziğindeki bir kavramdan aldık. Bu da kuantum alan teorisi dediğimiz quantum field teori İngilizcesi. Oradaki bir kavramdan yola çıkarak bir çözüm önerdik. Ve bu projede bu çözümü gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunu başarırsak da dediğimiz evrensel lazeri yapabileceğimizi elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Oradaki şey neydi hocam? İlham aldığınız şeyi biraz kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi orada önce bir fikirsel olarak ilham var. Bu kuantum alan teorisinin karakteristik özelliklerinden bir tanesi ve bir nevi eşdeğer ismi de ikincil kuantizasyon deniyor. Şimdi bu kuantumda işte parçacıkların bir takım özellikleri kuantize yani tanecikli özelliğe sahip oluyorlar. Oradan bir ilk kuantizasyon deniyor buna. Onun üzerine bir de ikinci bir kavramsal hamle var. İkinci bir kuantizasyon deniyor buna da. Bu ikinci kuantizasyon kuantum fiziğinde şunu sağlıyor size. Normal kuantum fiziğinde parçacıklar her zaman vardır. Yok edilemezler, oluşturulamazlar. Ama parçacık fiziğinden biliyoruz ki atom altı parçacıklar sürekli birbirlerine dönüşüyorlar. Biri yok oluyor, diğeri var oluyor. Bunu matematiksel olarak betimlemek için bu ikinci kuantizasyon yöntemi oluşturuldu. Ve bununla parçacıklar yok edilip var edilebiliyor matematiksel olarak ve parçacık fiziğini bu açıklıyor. Standart model dediğimiz işte CERN'deki falan parçacıklardan bahsediyorum. Biz bu kavramı ödünç aldık. Çünkü biz de lazerde bu boncuk gibi atomları dizmek için tek bir atomla başlayıp ondan sonra atomu çoğaltmak, yani yeni atomları yaratmak, gereksizlerini de yok etmek ihtiyacına sahiptik. Bunun mekanizmasını ödünç aldık, ilham aldık ve bu işe de İkinci kip kilitleme dedik. Yani mod locking bu ultra hızlı lazerlerin yapılış yöntemi. Bizimki de bunun ikinci kısmı. İngilizcesi second mod locking ki projemizin başlığı zaten bu. Bu atomları kendi mi karar verecek karakteristik olarak? Yani ne kadar hızlı atacağını aralıklarına böyle evet. Bir teori mi? Ama daha doğrusu bizim istediğimiz gibi karar verecek. Yani kendi kendine oluşturmak zorunda. Önceden mi kodlayacağız bir anlamda? Öyle diyebilir miyiz hocam? Ne diyebilir miyiz? Önceden mi kodlayacağız bunu? Evet, biz doğru şartları oluşturuyoruz. O şartlar içerisinde lazer kendini organize oluyor. Bu şartları da dışarıdan elektronik olarak basit bir şekilde değiştirebilir olmamız gerekiyor ki işte bunun yöntemini de geliştirdik. Ama biz kuralı belirliyoruz. Lazer kendiliğinden o
duruma geçiyor. Şartları değiştiriyoruz, hemen tekrar adapte oluyor ona. Yani biz lazeri şöyle gibi düşünün, yumuşak bir eldivenle dışarıdan yönlendiriyor gibiyiz. İşine karışmamalıyız. Müthiş. Otoriter olmamalıyız. Kendi bildiğini okumalı. Otoriterle hiç gelmez lazer ki zaten o kadar hızlı hareket etmeniz mümkün değil. Ama biz dışarıdan doğru şartları, kuralları empoze ederek, diyelim işte çok sık aralıklı veya çok ender aralıklı atımları oluşturabilmeliyiz. Hedefimiz bu. Müthiş. Hocam çığır açıcı bir şey olmayacak mı? İnşallah başarılı olacaksınız. Tekrarlayabilir misin? Çığır açıcı bir iş olmayacak mı bu? Bir iş modelini değiştirecek lazer teknolojisi alanında belki de. Öyle umuyoruz. Yani bunun radikal derecede yeni bir lazer olmasını umuyoruz. Ve böyle bir lazer geliştirirsek bunun kavramsal önemi kadar teknolojik ve endüstriyel önemi de olacağını öngörmek gayet kolay. Bu hibe malzeme işlemeye kadar. Müthiş bir şey olacak. Hibe destek programının biraz geçmişini araştırmaya çalışmıştım. Size destek veren Avrupa Araştırma Komisyonu hep riskli projelere, yani belki sonucu çıkmayacak ama başka bir faydaya dönüşecek projelere hep riskli işlere para yatırıyorlarmış, hibe veriyorlarmış. Kendini böyle tanıtıyorlar. Doğru mu o anlamışım? Aynen öyle. Ve bu benim ilk hibe destek programım da değil. Her zaman için riskli fikirlerle yola çıkıyorsunuz. Radikal iyi şeyler yapmak için risk almak zorundasınız. Ha, günün sonunda, 5 yılın sonunda şu an sizin söylediklerinden farklı bir şeyler başarmış olabiliriz. Aynıları yani ender olarak gerçekleşir böyle radikal fikirlerin peşinden gittiğinizde. Ama genellikle çok güzel bir şeyler çıkartırsınız. Ve bazen de hedef olarak yola çıktığınızdan daha önemli başka bir şey bulabilirsiniz. Başka şeyler bunlar. Bu projelerde bir macera hissi olması gereken, bir maceraya atılıyorsunuz. Bir hedefiniz var ama o hedefe giderken etrafta belki daha da enteresan şeyler bulacaksınız. Kim bilir? Tam bilimin de yapması gereken şey aslında. Bilimin felsefesi, mottosu bu sanırım. Peki hocam siz ne aşamadasınız şu an? Mesela atıyorum 4 senelik bir takviminiz var ve biz evet ikinci döneme geldik. Öyle bir takvimde nerede durumda? Nasıl bir durumdasınız? Çalışmalarınızda ne durumdasınız? Şu anda bu fikri kavramsı olarak ortaya attık. Bunun bilgisayarda simülasyonlarını yaptık. Ve bir takım temel taşlarını da deneyisi olarak gerçekleştirdik. Ama daha yolun tabii ki çok başındayız. Bunun için 5 yıl vaktimiz var. 5 yıl vaktiniz var. Evet. Hocam son 30 saniyemiz var. Şunu soracağım. Türkiye lazer teknoloji alanında bir yere sahip mi dünyada veya neler? Kesinlikle. Nasıl? Çünkü Türkiye dünyanın en önemli, en büyük metal işleme makineleri üretici ülkelerinden bir tanesi. Ve metal işleme sadece metalli, her türlü malzeme ama bunlar büyük oranda lazerleri kullanmaya başladı. Şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye dünyanın en büyük lazer ithalatçılarından bir tanesi. Ülkemizde lazer üretme çalışmaları da var. Çok daha fazla artarsa çok daha güzel olur tabii. Bu Türkiye için multimilyar dolarlık bir endüstri. Müthiş. Müthiş. Bu çalışmanız bizim sektörümüzün, ülkemizdeki sektörün de önünü açacak. Hocam süremizin sonuna geldik. Bu kısa vakitte çok şey anlattınız. Bu işin felsefesinden tutun da yaptığınız çalışmalara kadar. Şeref verdiniz hocam. Çok gurur duyduk sizinle. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Evet, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ömer İlda ile beraberdik. Lazer teknolojilerini, lazer fiziğini konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarın YouTube ve podcast kanallarımızdan da bulabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.